tarafından takip eden ve Gazze'de yaşanan bu izzetsiz soykırıma isyan eden dünya halkları. Hepinizi Türkiye'mizin başkentinden selamlıyoruz. Evet, bugün 13 Temmuz 2024. İnsanlığın görüp görebileceği en kalleş saldırganlık 280. gününde. Ve bizler Türkiye Müslümanları olarak gün gün, an an, saat saat, dakika dakika bu zulmü takip ediyoruz. Bu zulmü izliyoruz. Gazze zulmü, Gazze soykırımı insanlık tarihinin yeni bir miladını oluşturuyor. İlk olarak konuşmalarını yapmak üzere Ankara Filistin Dayanışma Platformu'nun dönem sözcüsü, kıymetli yol arkadaşımız Aziz Oğuzhan Karaman Bey'i kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar. Sayın vekillerimiz, kamu baş denetçimiz, üniversite rektörümüz, kıymetli sivil toplum kuruluşu yöneticilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, basın mensupları, sizleri Ankara Filistin Danışma Platformu adına saygıyla selamlıyorum. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ile birlikte düzenlediğimiz panelimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Ankara Filistin Danışma Platformu 7 Ekim'de hemen sonra Filistin meselesinde, Kudüs konusunda duyarlı birçok bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturmuş oldukları bir platform. Platformun temel gayesi soykırım suçuyla insanlığın vicdanında derin yaralar açan Siyonist İsrail'in karşısında mazlum Filistin halkının yanında olmak ve zulme karşı tüm imkanlarıyla tavır almak. Ana gayemiz bu. Malumunuz merhum Aliye İzzet Begoviç, tarihi Allah yazar, siz nerede durduğunuza bakın demişti. Biz tarihin doğru tarafında durmak için bir araya geldik inşallah. Birlikte bir tarihe şehadet ediyoruz. Tabi bu enteresan bir tarih. 1947'den sonra pek çok soykırım davası görüldü. Ruanda malumunuz, Bosna Hersek, Srebrenica, bugünlerde Srebrenica'yı konuşuyoruz. Fakat dünyada zannediyorum 47 sonrasında ilk defa bir soykırım devam ederken, o soykırıma mani olamıyoruz, soykırım devam ederken tedbir kararları çıkıyor ama zalim Siyonist rejim bu tedbir kararlarını da çiğniyor. ASP rektörümüz Musa Kazım Arıcan hocamız, buyursunlar hocam. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak çok değerli üstadımın ifade ettiği üzere sadece 7 Ekim'den başlayan bir süreçte faaliyetler yürütmüyoruz. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi kurulduğu günden itibaren kuruluş felsefesinde hem ülkemiz hem bölgemizdeki hassas konularla ilgilenen, araştırmalar yapan, raporlar üreten, akademik çalışmalar yapan bir akademik kurum. Yeni nesil bir üniversite. Bu anlamda uluslararası özellikle bakış açılarını, birikimleri de burada bir araya getirmeye çalışan kuruluşumuz. Kudüs Araştırmaları Merkezimiz var. Burada uzun süredir bilimsel çalışmalarımız yapılıyor, yüksek lisans çalışmalarımız yapılıyor. Beytül Makdis çalışmalarımız yapılıyor. Halit Üveysi Hocam burada mı bilmiyorum. Uzun süredir çıkan dergimiz var. İnşallah doktoraya doğru evlen. Tabii burada sertifika ve tesis yüksek lisanslar devam ediyor. Kudüs araştırmalarında yüksek lisans programımız devam ediyor. Yüksek öğretim kurumumuza bir Kudüs Enstitüsü kurulması teklifimiz iletildi. Kıymetli rektörüm, bu tarihi sermayemizin kıymetli binasında Kudüs'e hizmet eden çalışmalarınız bizim için çok değerli. Biz hususen çok teşekkür ediyoruz. Efendim, şimdi panelimize aslında geçeceğiz ama ondan önce kıymetli kamu baş denetçimizin bir selamlama konuşması var. Uygun görürlerse kendisini yormadan hem konuşmasını bulunduğu yerden yapması mümkün olabilir, hem de oradan program bu şekilde akabilir. Uygun görürlerse öyle yapalım. Özellikle son 20-25 yıldan beri televizyonlarda, gazetede veya sosyal
medyada çıkan haberlerin çok büyük bir kısmı iç savaş, savaş, göç, kıtlıkla alakalı haberler. Yani insanların gözyaşı, ölümü ve çaresizliği ile ilgili. Ve yine bu haberlerin menşei olan ülkelere baktığımızda Afganistan'dan Yemen'e veya Bosna'dan Çeçenistan'a, Libya'dan Irak'a, Suriye'ye veya Karabağ'dan Lübnan'a, Filistin'e kadar hemen hemen tümü İslam coğrafyasında. Bunların kesinlikle tesadüfi olmadığını hep beraber biliyoruz, görüyoruz. Özellikle de 7 Ekim'den beri dünya tarihinde görülmemiş bir katliam, zulüm, vahşet ve soykırım Gazze'de yaşanmakta, Filistin'de yaşanmaktadır. Dünya tarihi çok büyük zulümler gördü, katliamlar gördü. Ama ilk defa bu kadar küçük bir kara parçasında dünyanın en ileri teknolojik silahlarını ve ürünlerini kullanan ve dünyadaki bütün egemen sermaye gücünü arkasına alıp saldıran, Amerika'nın Hiroşima ve Nagasaki'ye attığı bombaların 4-5 misli kadar tesirinde bombanın atıldığı bir olay ilk defa görülüyor. Gazze'de yaşanıyor. Evet, kıymetli baş denetçimiz, ilim adamı, siyaset adamı, hukuk adamı Şeref Malkoç ağabeyimize çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler, canlı yayında bizi izleyen aziz milletimiz, programımıza geçmeden önce boynumuza borç olan bir nokta daha var, onu da ifade etmek istiyoruz. Malumlarınız, sivil toplum kuruluşları milletleriyle beraber, toplumuyla beraber güçlüdür ve aynı zamanda sivil toplum kuruluşları ihtisaslaştıkları noktalarda hem kanun yapıcılarla hem devlet kurum ve kuruluşlarıyla etkileştikleri oranda da büyürler ve büyütürler. Bu noktada Türkiye Büyük Millet Meclisimizde yürüttüğümüz hassas sürecin aslında çok önemli bir netice verdiğini de geçen hafta görmüş olduk. Allah'a hamdolsun. Adeta bir düzen halinde ilahi bir hikmet ve ilahi bir ikram olarak mücadelemiz birbirini besleyen bir düzen içerisinde işliyor. Ama tam da ayette olduğu gibi ve ramayete'de olduğu gibi biz atmıyoruz. Allah atıyor. Rabbim inşallah bu emeklere, hedefine ulaştırsın ve Siyonizm musibetinden bütün dünyayı kurtarsın. Tam ve bağımsız bir Filistin'i bizlere ihsan etsin inşallah. Geçen hafta malumlarımız Yüce Meclisimizde çok önemli bir gelişme oldu. Tabii devam eden dinamik bir süreç. Onun için bu çalışma daha da büyük bir anlam ifade ediyor. Hüdapar'ın sunmuş olduğu kanun teklifi ve çifte vatandaşların ve yabancı terörist savaşçıların yargılanması, vatandaşlık haklarının kaybettirilmesi ve mallarının müsaade edilerek Gençlik ve Aile Fonu'na devri, yani kamulaştırılmasıyla alakalı çok tarihi bir kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne takdim edildi ve katılımcıların oyuyla ve pek çok partimizin ve milletvekillerimizin desteğiyle bu kanunun önümüzdeki günlerde esastan görüşülmesi ve kanunlaştırılması ile ilgili tarihi bir adım atıldı. Bu şerefli adım için Hüdapar'a, meclisimizin bu sürece destek veren tüm siyasi partilerine çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanımız da bugün hukukçu heyetiyle beraber buradalar. Uygun görürlerse hukukçu ve siyasetçi kimliğiyle müzakere süreçlerine kendisinden katkı almak istiyoruz inşallah. Resmi rakamlara baktığımız zaman 1920'de, 22'lerde 100 bin sayıları var Türkiye'deki Yahudiler ama mesela 47-51 arasında 45 bini gitmiş. İşte dönem dönüyorum. 22-27 arasında 35 bin gittiği yazılıyor. İster misiniz? Kısa birkaç soru alacağız. Evet. Soru sormak isteyen arkadaşlarımız hazırlık yapsınlar. Evet. Bismillahirrahmanirrahim.
Değerli Hazurun, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Evet, ben süre epey aşıldığı için mümkün olduğunca kısa kesmeye çalışacağım. 7 Ekim'den beri kalbimiz Gazze'de dağıtıyor. Orada çok yoğun bir şekilde oradaki kardeşlerimiz katliamlara, soykırıma maruz kalıyor. Ve 2 milyarlık İslam alemi ağlıyor, sızlıyor, dua ediyor. Katillere lanet yağdırıyor. Ama biz şunu düşündük. Maddi yardımda bulunabilecek kişinin sadece dua etmesi durumunda kendi görevini yapmış olmaz. Yetki ve güç sahipleri sadece protesto yürüyüşleri ya da mitinglerle kendi vazifelerini yapmış olmazlar. Bizler de birer parlamenter olarak parlamentoda yapabileceğimiz şeyler vardı diye düşündük. Aslında panelist kardeşlerimizin söyledikleri gibi şu anda mevcut mevzuata göre de yapılabilecek bir şeyler var. Fakat maalesef o mekanizmaları bir türlü harekete geçmedi ya da geçirilemedi. Her neyse. Biz de bir kanun teklifi hazırladık. Panelist arkadaşlarımız, şu meslektaşlarımız bunun üzerine bazı şeyler söyledi. Ben çok detaya girmeyeceğim ama onu Seren Cami ile ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum sadece. Bizim bu kanun teklifimiz 28 Aralık 2023 tarihinde meclis başkanlığına sunuldu. 45 gün içerisinde komisyonda görüşmesi gerekiyordu. Fakat komisyonun gündemine gelmedi. Gelemediği için de 45 gün üzerinden zaman geçtikten sonra bizim meclis üç düzüğüne göre doğrudan doğruya genel kurulun gündemine almasını talep etme hakkımız vardı. Biz bu hakkımızı da kullandık. Ve 7 Mayıs tarihinde meclis başkanlığına müracaat ederek doğrudan doğruya genel kurulun gündemine alınmasını talep ettik. Geçtiğimiz hafta, daha doğrusu bu henüz biten hafta, yani 4 gün önce Salı günü meclis genel kurulunda bizim bu önergemiz oylandı. CHP ve DEM parti grupları hariç diğer bütün partiler, AK Parti, MHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA, Yeniden Refah, hepsi destek verdiler. Hatta Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal da destek vereceğini söyledi. Ancak genel kurulda bulunamadığı için destek vermedi. Yani büyük bir konsensüs oluştu. Ancak şunu unutulmaması lazım. Sayın Kamu Başdenetçimizin de verdiği güzel örnekle el arabası gibidir bazı işler. Kaldırıp sürmezseniz gitmez. Gitmiyor. Şu anda bu kanun teklifinin genel kurulun gündemine alınması kabul edildi. Ama kanun teklifimiz henüz kabul edilmedi. Dolayısıyla bunun ertelenmemesi, ötelenmemesi, zamana yayılmaması için sivil topluma ciddi bir görev düşüyor. Ben doğrusu şu anda eğer böyle yani kendi haline bırakırsak meclis tatile girmeden önce meclisin gündemine gelmesinin çok zor olduğunu biliyorum. Bizim temennimiz, bizim isteğimiz, arzumuz meclis tatile girmeden yani Temmuz ayı içerisinde genel kurulun gündemine bunun inebilmesi ve genel kurulun gündemine alınması yönündeki önergemize red oyu verenler de dahil mecliste bulunan bütün milletvekillerinin kabul oylarıyla, oy birliğiyle böyle bir kanunun geçmesini istiyoruz. Evet, bazı boşluklar var mevzuatımızda. Görebildiğimiz kadarıyla bu boşlukları doldurmaya çalıştık. Vermiş olduğumuz bu 6 maddeli kanun teklifiyle. Eksiği yok mudur? Mutlaka vardır. Biz öyle bir iddiada değiliz. Hatta bu teklifi sunduktan hemen sonra yapmış olduğumuz açıklamalarda da mecliste bulunan bütün siyasi partilerden, akademi çevrelerinden, sivil toplumdan katkı beklediğimizi söyledik. Hatta bu metni sil baştan yazabileceğimizi de söyledik. Eğer bu metin eksikse ya da beğenilmiyorsa ya da mahsurlu tarafları varsa halen de aynı noktadayız. Genel kurulda önergelerle farklı bir şekilde verilebilir. Fakat biz şunu düşünüyoruz. Evet, en son Muhammed Ecevit Bey'in de söylediği gibi, diğer panelist kardeşlerimizin söyledikleri gibi soykırım suçu sadece soykırıma uğratılan topluluğa karşı değil. Aslında bütün bir insanlığa yönelmiş bir suçtur. Dolayısıyla bunu önlemek herkesin görevidir. Türkiye soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesinin tarafıdır. 1950 yılında bunu imzalamıştır. 1951 yılından beri Türkiye açısından yürürlüktedir. Ve bu sözleşmeyi imzalayan herkes soykırım suçunun önlenmesi için elinden gelen çabaları ortaya koymayı taahhüt etmiştir, vaat etmiştir. Biz bu vaadimize sadık olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bizler kanun teklifimizin geçmesi için diğer siyasi parti gruplarıyla görüştük.
buradan bir kez daha hem siz değerli izleyenler, hem panelist arkadaşlarımız, hem de kameralar aracılığıyla sesimizin ulaştığı bütün herkese şu çağrıda bulunuyoruz. Lütfen bu konunun takipçisi olun. Lütfen soykırımcıların cezasız kalmaması için herkesin elinden gelen çabayı bir an önce yapması için üzerimize ne düşüyoruz? Her birimizin bunu yapma konusunda azim ve kararlılığımızı ortaya koyalım. Ben bu paneli düzenleyen Amfidap Ankara Filistin Dayanışma Platformu'na ve aynı zamanda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitemize, Sayın Rektörümüzün şahsında bu paneli düzenledikleri için teşekkür ediyorum. Keza hem paneli idare eden kamu başdevrisi Sayın Şeref Malkoç'a ve bizleri bilgilendiren panelistlere de teşekkür ediyorum. Bu panelin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bir an önce oradaki zulmün sona ermesine vesile olmasını diliyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Soykırım suçuna iştirak etmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da işte çifte vatandaşların vatandaşlıktan çıkarılması ile ilgili olarak kanunda şöyle bir şey var. Sanki bu suça iştirak etmiş olanları biz hemen toptan, hiçbir değerlendirme yapmadan vatandaşlıktan çıkaralım gibi bir teklifte bulunmuşuz gibi anlaşılması. Bizim teklifimiz şu. Biz diyoruz ki bu suça karıştığı iddialarıyla ilgili bir soruşturma başlasın. Soruşturma başladığında savcılık tarafından ya da soruşturma başlamasında mahkeme tarafından ifade vermek üzere çağrılan kişiler eğer gelmezse bu prosedürü işletilsin. Bakanlık vasıtasıyla bu kişilerin yurda dönüş çağrısı yapılsın. Buna rağmen 3 ay içerisinde yargılanmak üzere, ifade vermek üzere yurda dönmeyenlerle ilgili vatandaşlıklarının kaybettirilmesi prosedürü işletilsin ve dönmeyenler hakkında böyle bir karar verilsin ve aynı zamanda mallarına da el konulsun. Yani otomatik olarak hakkında böyle bir iddia bulunanların hemen vatandaşlıkları düşürülsün gibi bir teklif değil. Onu bu şekilde açmış. Peki, teşekkür ediyoruz. Diye bir şey söyledi. Türk Ceza Kanunu'nun tanımlar başlıklı 6. maddesinde şöyle bir hüküm var. Hemen A bölümünde vatandaş deyiminde fiili işlediği sırada Türk vatandaşı olan kişi anlaşılır. Yani fiili işlediği anda Türk vatandaşı olan kişi sonradan vatandaşlıktan çıksa ya da kaybettirirse ya da herhangi bir nedenle artık bu sıfatını kaybetse bile fiili işlediği sırada vatandaş olduğu için vatandaş olarak yargılanması devam eder. Benim görüşüm bu yönde. Bu yüzden biz yargılama başladıktan sonra bunun kaybedilmesi prosedüründe böyle bir mahsur olacağını doğrusu biz düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum. Sabrınızdan dolayı sıkıntıyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam dersleri de 45 dakika zor dayanım beni de. Değerli arkadaşlar, sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu konu daha da konuşulacak. Dünyanın her yerinde tartışılacak. Ama inanın bu toplantılar Allah'ın izniyle Filistinli kardeşlerimizin, Gazze'li kardeşlerimizin hem kurtuluşuna hem de devletlerinin kurulmasına vesile olacak.